Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. 2023 YKS sınavına giren öğrenciler için umarım sınavınız güzel geçmiştir. İyisiyle kötüsüyle bu seneyi atlattınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizler bölüm araştırmalarına başlamışken tercih döneminde neden istatistik bölümünü yazmalısınız, bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Nisanur Yıldırım, 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü 1. sınıf öğrencisiydim ve 2. sınıfa geçeceğim. İstatistik nedir? İstatistik, araştırma yapacağımız konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşmak için elimizde bir veri seti bulunuyor. Veri havuzu da bulunuyor diyebiliriz. Bu veri setinden işimize yarayacak olan verileri biz seçiyoruz. Ve seçtiğimiz verilerle alakalı yorumlamalar yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Bu analizlerle de doğru bilgiye ulaşıyoruz. Buna istatistik diyoruz. İstatistik bölümünü neden tercih ettim? Ben de sizler gibi YKS'den sonra bölüm araştırmalarına başlamıştım. Ve istatistik bölümü karşıma çıktı. Ben sayılarla uğraşmayı seviyordum. Bilgisayar programları, yazılım da benim ilgimi çekiyordu. Geniş iş sahası bulunuyor. Ülkemizde yalnızca 20 üniversitede de bulunması bence çok avantajdı. Bunları kesinlikle göz önünde bulundurdum. Daha sonra karşıma bir video çıkmıştı. O videoda da şu cümle geçmişti. Harvard tarafından açıklanmış. Veri bilimcisi 21. yüzyılın en çekici mesleğiymiş arkadaşlar. Yani biz istatistikçiler veri bilimcisi de olabiliyoruz ileride. En çekici meslekmiş 21. yüzyılın. Ve daha sonra istatistik bölümünü araştırdım. Eski yıllara göre çok daha uygulamalı hale gelmiş. Yani önceki yıllardaki istatistik bölümü okunurken daha teorikmiş. Ama biz şu an uygulamalarda görüyoruz. Bilgisayar programları da görüyoruz. O yüzden böyle olması benim için büyük bir avantajdı. Bunları da göz önünde bulundurarak tercihimi istatistik bölümünden yana kullandım. İstatistik bölümü mezunları hangi alanda çalışabilir? Verinin olduğu her alanda çalışma imkanına sahip. Ekonomi, finans, sağlık, tıp, pazarlama, veri analitiği, kamuda, devlette, birçok alanda gerçekten çalışma imkanına sahip. Birçok alanda çalışabildiğimiz için biz kendimiz hangi alana yönelmek istiyorsak o alanda kendimizi geliştiriyoruz ve o alana yöneliyoruz. Mesela sağlık alanında çalışmak istiyoruz diyelim. Sağlık alanında hangi programlama dilleri kullanıyorsa orada kendimizi geliştiriyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Ve bizler mezun olduktan sonra istatistikçi, veri analisti, veri bilimcisi, stok kontrolcüsü, risk analisti, sistem analisti, veri madencisi, süreç analisti gibi birçok unvana sahip olabiliyoruz. İstatistik bölümünü okumak zor mu? Her bölümün kendine göre zorlukları olduğu gibi istatistiğin de tabii ki de kendine göre zorlukları bulunuyor. İstatistik okuyabilmeniz için, severek okuyabilmeniz için sayılarla uğraşmayı, matematiği kesinlikle sevmelisiniz. Çünkü biz derslerimizde ispatlar yapıyoruz arkadaşlar. Sayılarla uğraşıyoruz, hatta hesaplamalar yapıyoruz. Hesap makinesiyle yapıyoruz hesaplamalarımızın da çoğunu. O yüzden sayılarla uğraşmayı kesinlikle sevmelisiniz. Bilgisayar programlarını da sevmelisiniz. Çünkü ileride yapacağımız meslekler bilgisayar üzerinden olacak arkadaşlar. O yüzden bilgisayar programlarını kullanmayı mutlaka sevmelisiniz. Her bölümde olduğu gibi kendinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Bu çok çok önemli. Mesela üniversitelerde topluluklar bulunuyor. Onlara katılmalısınız, sosyal olmalısınız, iletişim kurmalısınız. Dersleri çok yüksek notlarla geçmekten hatta daha önemli. Çünkü ileride mezun olduktan sonra işe gireceksiniz. Şirket sizi almak isteyecek, duruşunuza bakacak, konuşmanıza bakacak. Bunlar gerçekten çok daha önemli. Her şey kendinizde bitiyor arkadaşlar. Mesela bizim okulumuzda biz yeni topluluk kurmuştuk. İstatistik topluluğu diye. Ben de istatistik topluluğunda genel sekreterim arkadaşlar. Sizler de mutlaka topluluklara katılın. Hatta staj yapmaya çalışın arkadaşlar. Bankacılıkla alakalı deneyimler elde ediyorum. İleride bankacılık sektöründe çalışmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunun için de staja başvurmuştum ve bunları deneyimledim. Yani staj yapmak eşittir deneyim demek. Bu arada bankalarda da çalışabiliyoruz. Aklınıza gelebilecek her alanda istatistikçiler çalışabiliyor. İstatistik bölümü çap ve yarı çapta yapabiliyor başka bölümlerde. Bizim okulumuz bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve matematik bölümüyle çap ve yarı çap yapabiliyor. İstatistik bölümünde kullanılan programlar ve yazılımlar nelerdir? Microsoft Office programları, Word, Excel, PowerPoint,
Bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten Excel deyip geçmeyin. Çünkü geçenlerde çok çok ileri seviyesini stajda görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Gerçekten bayağı ileri seviyeydi. Bu Microsoft Office programları hemen hemen birçok alanda, birçok bölüm için şart bilinmesi gerekiyor. Biz bunları zaten görüyoruz. SPSS, Minitab, SQL yazılım dili. Bunu veri tabanı için kullanıyoruz arkadaşlar SQL'i. C#, R programlama dili ve Python. Hangi dersleri görüyoruz? İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra eğer akademik alanda kariyer yapmak istiyorsak istatistik, veri bilimi, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik bölümü ve benzeri alanlara yüksek lisansımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Neden 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih ettim? İlk olarak tercih yaparken akademik kadrosunu araştırdım. Akredite bölüm olması gerçekten önemli. Çünkü akredite olmak kendini yenilemek, kendini güncellemek demek. Yani bu da demek oluyor ki yeni çıkan teknolojilere bizim üniversitemiz ayak uyduruyor. Daha sonra Samsun'da okumanın olanakları, ulaşımı, sosyal anlamda gelişip gelişmemesi benim için önemliydi açıkçası. Ve gerçekten sosyal anlamda gelişmiş. Ulaşımı gerçekten çok kolay. Yurdumdan hemen çıktıktan sonra dolmuş geliyor ve dolmuşla sadece 10 dakikada okuluma varıyordum. Şehir merkezine, Atakum tarafına gitmek de çok basitti. Tramvaya binebiliyoruz. Dolmuşa binebiliyoruz, otobüs kullanabiliyoruz. Ulaşım açısından gerçekten çok avantajlı. İyi ki 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmişim. Çünkü hem hocalarımız gerçekten çok ilgililer, çok samimiler. Üniversitede, lisedeki gibi değil hocalar. Çok fazla ilgilenmiyorlar. Soru sorsanız cevap vermiyorlar gibi şeyler çok söyleniyordu. Bizim okula gittikten sonra gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü hocalar çok samimiler, çok yakınlar. Dersleri büyük bir zevkle, büyük bir ilgiyle anlatıyorlar. O yüzden bu da gerçekten çok önemli. Sıralamalar nasıl olur? İstatistik bölümünün taban puanları bütün üniversitelerde bir önceki yıla göre öne çekmiş. Bu sene de tahminimce öne çekeceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bakış açınız umarım değişmiştir. Çünkü istatistik bölümü çok çok önemli bir bölüm. Yazılımın temelini oluşturuyor. Biliyorsunuz ki yapay zeka gelişti. Teknoloji çok çok ileri gidiyor. Bunları düşünerekten mutlaka istatistik bölümünü tekrardan araştırın. Birçok bölümde PDR, psikoloji, mühendisliklerde olasılık istatistik dersleri var. Hepsinin temelini arkadaşlar biz oluşturuyoruz. Bizim sınıfımızda bizimle derslere giren 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde doktorluk yapan bir abimiz bizim sınıfımızda istatistik bölümünü okuyor. Çünkü istatistik bölümünün gerçekten geleceği olduğunu düşünmüş. Sağlık alanında da çalışabildiği için o hem tıp alanında çalışacak hem istatistik yapacak. Buradan şunu çıkarmanızı istiyorum. İstatistik bölümü gerçekten çok çok önemli. Birçok alanda çalışabiliyor. O yüzden tercih yapmadan önce mutlaka tekrardan araştırın. Sizler için hayırlı olsun. Sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım gönlünüzden geçen bölüm olur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.